Şükür hocam. Karın ağrısının yeri belli olur mu? Nasıl anlarız? Şimdi bazı hastalıklarda, daha doğrusu karın ağrıları, karın bölgesindeki genellikle o organların ağrısından kaynaklanan bir durum. Dolayısıyla karın ağrısının yeri biraz da hangi organdan kaynaklandığına dair bize bir fikir verebilir. Mesela karın alt bölgelerindeki ağrılar, işte yumurtalık, rahimle ilgili olabilir, idrarla enfeksiyonu, bağırsaklarla ilgili olabilir. Veya göbeğin üst bölgesinde, göbekle göğüs duvarı arasındaki bölgedeki ağrılarımız, hani mide diye bildiğimiz bölgedeki ağrılar, mide hastalıklarında, ülserlerinde, gastritlerinde ya da mesela bir safra taşında, pankreas tümöründe ya da bir böbrek, bir bağırsak tümöründe de yine bu şekilde karnımızın üst bölgelerinde ağrı duyabiliriz. Karın genellikle sağ tarafında duyduğumuz, sağ üst tarafta duyduğumuz ağrılar çoğunlukla safra kesesi ve karaciğerle ilgili ağrılardır. Yine arka tarafta boşluğumuza doğru böbrek ağrılarını burada duyabiliriz. Sol tarafta da genellikle dalakla ilgili, bağırsakla ilgili ve böbrekle ilgili ağrıları duyarız. Yani bu genelleme böyle olmakla birlikte tabii ki kural değildir. Her zaman ağrı ve hastalık kişiye göre değişir. Onun için tabii ki hastanın muayene bulguları, hastanın şikayeti, ağrının başlangıç süresi elbette ki çok kıymetlidir. Ama ileri tetkikte tabii ki bu tanıyı doğrulamak açısından önemlidir.